Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz 7 Şubat, FETÖ terör örgütünün emniyet ve yargı vasıtasıyla seçilmiş hükümeti açıktan yıkmaya yönelik ilk girişiminin 9. yıl dönümüdür. 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatımıza kurulan kumpas, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar süren ihanetler zincirinin ilk halkasını oluşturması bakımından çok önemlidir. FETÖ terör örgütü mensubu savcılar tarafından MİT müsteşarı sorgulanıp çözüm süreci işaret edilerek terör örgütü PKK, KCK ile ilişki içindeymiş gibi gösterilip vatan haini suçlamasıyla tutuklanacak, sonrasında da aynı suçlama ülkenin başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine kadar uzatılacaktı. MİT kumpasının Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği bir dönemde denk gelmesi oldukça manidardır. Bu kumpasın en önemli hedefi milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, milletimizin hizmetinde olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisiydi. Şunu çok iyi biliyorlardı ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak, Türkiye'yi durdurmak demekti. FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu alçak kumpas yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Devam eden süreç Sayın Cumhurbaşkanımız şahsında her bakımdan büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükselişini durdurmak için gerçekleştirilen MİT kumpasında başarılı olamayanlar arkasından Gezi kalkışmasını organize ettiler. Ancak burada da başarılı olamadılar. Ardından 17-25 Aralık yargı darbesiyle amaçlarına ulaşmak istediler. Gene başaramadılar. Ve en sonunda tarihimizde görmediğimiz bir şekilde ihanete kalkışarak 15 Temmuz gecesi milletin silahıyla milletimizi vurmaya çalıştılar. Cenab-ı Hakk'ın yardımı, aziz milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliği ve kararlı duruşuyla 15 Temmuz ihanet kalkışması da bertaraf edildi. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Değerli basın mensupları, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren millet iradesine karşı kurulan her türlü tezgah ve kumpaslara geçit vermedik. Asla geçit vermeyeceğiz. Son olarak ifade etmek isterim ki yerli, yabancı tüm ihanet şebekeleri ve onların işbirlikçileri şunu çok iyi bilsinler ki ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya, kumpas kurmaya kalkışan her kim olursa olsun Türk adaletine hesap vermekten, hukuk önünde hesap vermekten asla kurtulamaz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.